Merhaba, ben Doktor Özcan Barikoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi Parti İçi Eğitim Sorumlusuyum. 31 Mart 2024 Mali İdareler Seçimleri ve bu seçimdeki sandık kurulu üyeleri ve gözlemcilerin eğitimi sunumunda birlikte olacağız. Bu sunumda sandık görevlisi olarak, sandık kurulu üyesi olarak görev yapan arkadaşlarımızın, bilinen adıyla müşahitlerimizin seçim günü sabahtan seçim süreci bitene kadar nelere dikkat etmeleri konusunda kısa öz bilgiler vermeye çalışacağım. Buradaki amacımız partimizin sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerinin oy verme öncesi, oy verme sırası, oy verme sonrasındaki görevleriyle ilgili yetkinlik ve tutum kazanmasını sağlamak. Nedir? Oy kullanma öncesinde önemli konular ne? Oy verme sırasındaki sorumluluklar neler? Oy sayım ve döküm işlemleri nasıl seyrediyor? Ve sonuçlarının ilanından sonra yapılması gerekenler konusunda kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Oy kullanma öncesindeki önemli konular. Şüphesiz seçimler ve sandık güvenliği meselesi bir kanuni arka plana dayanır. Bu da 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanunla ilgilidir. 138 sayılı genelge, yüksek seçim kurulu kararları ve örgütlerimizin seçim deneyimleri, tecrübeleri bu anlamda bize yol gösterici olacaktır. Şüphesiz seçim günü bütün örgütlerimiz her okulda, her katta ve her sandık başında ve ilçe merkezlerinde, il merkezinde ve genel merkez düzeyinde iletişim ve koordinasyon halinde olmak durumundadır. Seçim günü oy verme işlemi için 2 saatimiz var. Neden? Biraz mevsimsel şartlar sebebiyle daha doğuda kalan illerimiz oy verme işlemine sabah 7'de başlayacaklar. Daha batıda kalan illerimiz ise oy verme işlemine saat 8'de başlayacaklar. Bunlar zaten yaygın bir şekilde paylaşılacak. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Sabah göreve gelen arkadaşlarımız, sandık görevlilerimiz, müşahitlerimiz her ihtimale karşı varsa ilaçlarını, gözlüklerini, cep telefonlarını ve şarjlarını unutmamalı. Hani olası bir takım sıkıntılar durumunda, geçmişte bunlar yaşandı, elektrik kesintileri durumunda günün biraz erken kararmasına bağlı olmak üzere, belki biraz daha açılıyor ama el fenerleri gibi destek bir takım aparatları yanlarında bulundurmalarını öneriyoruz. Sandık kurulu nasıl oluşuyor? Sandık kurulu oy kullanma işlemi başlamadan bir saat önce kuruluyor. Seyyar sandık kurulu başkan üyeleri ise sabah saat 6'da ilçe seçim kurulunda hazırlanıyorlar. Sandık kurulu kamu görevlisi olan bir başkan ve üyeyle son milletvekili seçiminde o ilçede en çok oy alan partilerin belirleyeceği, 5 partinin belirleyeceği birer üyeden oluşuyor. Dolayısıyla ilçe seçim kurulu yatağa bağımlı hastalar için kurduğu seyyar sandıkların her birini ilçedeki sabit bir seyyar sandık ile ilişkilendiriyor. Sandık kurulu yedek üyelerinden tamamlanmaz ise, yani sonuçta sandık kurulu oluşması için 4 üyeye ihtiyaç var. Dolayısıyla eğer ki bu 4 kişilik asgari şart yerine getirilemezse sandık kurulunun teşekkülü sırasında, sandık başkanı bu eksikliği aynı seçim bölgesinden seçme yeteneğine sahip bir okur yazar herhangi bir seçmeni kurulda görevlendirerek de giderebilir. Böyle durumlarda bizim önerimiz Cumhuriyet Halk Partisi müşahitlerinin mutlaka sandık kuruluna başvurması ve kurulda asil üye olma yönünde bu imkanı kullanması yönündedir. Arkadaşlarımızın buna dikkat etmelerini şiddetle öneriyoruz. Sandık kurulu üyeleri bir araya geldiklerinde sandık teşekkülünden sonra hemen birer yemin ederler, birer birer ve böylece bu anlamda bir nasıl diyelim manevi bir taahhüt ilişkisidir bu ve görevlerini icra etmeye başlarlar. Seçim gereçlerinin bulunduğu mühürlü ve vakumlu paketler açılır, sandığın boş olarak getirildiğine dikkat edilir, gösterilir, zarf ve oy pusulası sayıları tutanak defterine işlenir, ilçe seçim kurulu tarafından mühürlenmiş zarfların ön yüzüne, oy pusulaların ise arka yüzüne sandık kurulu mühürü basılır. Bu durum tutanak defterine yazılarak imzalanır. Sandık seçmen listesinde kimler bulunuyordu? Sandık seçmen listesinde o muhitte yaşayan, o sandıkta oy kullanması Yüksek Seçim Kurulu tarafından listelenen oranın seçmenleri bulunur. Bu doğal bir durum. Bir de o sandığın seçmenleri dışında olanlar var. Kimler bunlar? O sandık alanında görevli kolluk kuvvetleri, bina sorumluları, İlçe Seçim Kurulu'nda belirlenmiş ulaştırma görevlileri, bu kişilerin kayıtlı oldukları sandık seçmen listelerindeki isimlerin karşısında ise oy kullanamaz şehri bulunur. Yani bu görevlilerin oy kullanmaları
görevli oldukları alanda olacaksa şayet, gerçekten bulundukları, kayıtlı oldukları sandıklarda ise isimlerinin karşısında oy kullanılmaz şerrin olması gerekmektedir. Bu durumda son zamanlarda bazı sıkıntılar yaşandığına dair duyumlarımız var. Son anda eklenen bir takım görevlilerin kendi şeylerinde, sandıklarında isimlerin karşısında oy kullanılmaz şerrinin bulunmadığına dair tereddütler oluşturdu. Şimdilik söyleyebiliriz. Bu konuda bizim de bir takım sigorta işlemlerimizin olacağını belirtmeliyim. Evet, sonuçta şunu bilmeliyiz ki sandıkta karşılaştığımız her türlü usulsüzlük için şikayet hakkımız vardır. Seçmenin de vardır, parti görevlilerinde vardır, müşahitlerinde vardır. Şikayet yapılabilir. Bir usulsüzlük varsa sandık kuruluna bu konuda şikayet edilebilir. Şikayet reddedilince itiraz hakkı kullanılır. Neticede şöyle bir durum var ki, eğer şikayetler ve itirazlar tutanak altına alınmazsa il ve ilçe seçim kurullarında bu itirazlara karşılık hakkımızı arama ya da sonuç elde etmemiz zorlaştığını söylemek durumundayız. Sandık başında yaşanan her türlü usulsüzlüğün kanunda bir cezası vardır. Bu cezaların hayata geçmesi de ancak işte bu şikayetler, itirazlar, tutanaklarla mümkün olmaktadır. Gerçekten sandık başında usulsüzlük yapmak aklından geçirenler varsa bu maddeleri gözden geçirmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Oy verme sırasındaki sorumluluklarımıza gelince seçimi ikiye ayırabiliriz aslında. Bir, büyükşehir statüsünde olan bölgelerdeki oy kullanma durumu. İkincisi, büyükşehir olmayan bölgelerdeki oy kullanma durumu. Her ikisinde de 4 pusulamız olacak. Büyükşehirde büyükşehir belediye başkanlığı seçimi, ilçe belediye başkanlığı seçimi, ilçe belediye meclis üyeliği seçimi ve muhtarlık için oy kullanacağız. Büyükşehir olmayan bölgelerde ise il genel meclisi, belediye başkanlığı, ilçe belediye meclis üyeliği ve muhtarlık için oy kullanacağız. Evet, kimler oy kullanabilir sorusuna baktığımızda sonuçta sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçerli bir kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi idareye verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar için ve yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter, askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz bir biçimde ortaya koyan resimli ve resmi nitelikteki belgelerden birini taşıyan herkes oy kullanabilir. Bizim sandık kurulu üyelerimiz ve müşahitlerimiz nasıl oy kullanacak? Sandık kurulu üyelerimiz, asil üyelerimiz görevli olduğu sandıkta oy kullanacak. Yani Özcan Barikoğlu 2800 numaralı sandıkta görevli ise 2800 numaralı sandıkta oy kullanacak. Müşahit ve yedek üyemiz ise kayıtlı bulundukları sandıkta oy kullanacak. Daha sonra oy kullanma işleminden sonra görevli olduğu sandık bölgesine girecek. Bu unutulmamalı. Yani müşahitlerimiz de yedek üyelerimizin görevli olduğu sandıklarda isimleri listeye eklenmediği için doğal olarak onlar hangi sandıkta kayıtlıysa o sandıkta oy kullanacaklar ve daha sonra görev bölgelerine gelerek seçim sürecini asil üyemizle birlikte takip edecekler. Görevliler, sandık kurulu üyeleri ve müşahitler nasıl oy kullanacak? Seçim görevlileri İkamet ettiği ilçe dışında bir yerde görevlendirilmişse, burada çok önemli bir şeyden söz ettiğimi düşünüyorum. Lütfen dikkatli dinleyin. Seçim görevlileri ikamet ettiği ilçe dışında bir yerde görevlendirilmişse, ilçe, belediye başkanı ve meclis üyeleri için oy kullanamaz. Oy kullanılan bölge büyükşehir statüsünde ise sadece büyükşehir belediye başkanlığı için oy kullanır. Yani kağıthanede görevlendirilmiş bir seçim görevlisi, daha doğrusu kağıthanede ikamet eden bir seçim görevlisi, örneğin Kadıköy'de görevlendirilmişse Kadıköy Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği için oy kullanamaz ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi için oy kullanabilir. Eğer ki bölge büyükşehir statüsünde değilse, söz konusu görevli ikamet ettiği bir ilçe dışında görevlendirilmişse hiçbir yer için oy kullanamaz. Mevzuat
ya da genelge bu konuda çok net. Seçmen listesinde ismi olmadığı halde kimler oy kullanabilir? Burada bu meşhur ve her zaman sıkıntı yaratan ve her zaman tartışma yaratan ek 142 belgesine sahip görevlilerden söz ediyoruz. Evet, bunlar nerede oy kullanabilir? Görevli oldukları yerde ek 142'yi belgeleyerek oy kullanabilirler. Ama bu durumda bizim sandık kurulu üyemiz bu görevlinin ek 142 belgesini alır, sandık kurulunda muhafaza edilmek üzere korumaya başlar. Sonuçta bu oy kullanan görevli kişinin oy kullandığına dair bilgiyi o okul içerisindeki iletişim hakkında hangi görevli varsa ona bildirir. Böylece buradaki amacımız şu, ek 142 ile gelen kişinin belgesini vermemesinin önüne geçilmelidir. Dolayısıyla mükerrer oy kullanmasını engellemek için bu prosedür takip edilmelidir. Tekrar ediyorum, 142 belgesini ibraz eder, oyunu kullanır, belge alınır ve kişi daha sonra ilçe düzeyindeki iletişim hattımızdaki diğer görevli arkadaşlara bildirilerek bu kişinin başka sandıklarda oy kullanmasının önüne geçmek kaydıyla bir takım önlemler alınmaya çalışılır. Gelelim engelli seçmenlere. Yine çok tartışma doğuran, çok tartışma yaratan, sandık başlarında sıkıntı yaratan, partileri birbiriyle tartışmaya sevk eden bir konudan söz ediyoruz. Aslında o kadar yalın, o kadar basit ki bu düzenleme, buna herkes riayet etse zaten hiçbir sorun olmayacak. Konu şu, oy verme kabininde destek olunabilecek kişiler, eğer oy verme kabininde oy kullanmasına yardımcı olmayı istiyorsak, bu kişiler, bu seçmenler, görme engelliler, felçliler veya her iki eli olmayanlar. Bu kişiler akrabaları ya da başka bir seçmen yardımıyla oy kullanabilirler. Çok net. Ancak bir seçmen sadece ve sadece bir engelliye yardım edebilir. Yani orada nöbetçi bir seçmen yok. O kişi, o nöbetçi seçmen gelen her engelliye yardım edecek. Böyle bir şey mümkün değil. Bir seçmen sadece bir engelliye yardım edebilir. Gelelim okuma yazma bilmeyen seçmenlere. Okuma yazma bilmeyen seçmenler talep ederse şayet, ben okuma yazma bilmiyorum, bana oy kullanma konusunda yardımcı olur musunuz diye bir talep olursa, sandık kurulu başkanı kurulun huzurunda herhangi bir parti ya da aday yönlendirmesinde bulunmadan gerekli açıklamalarda bulunur. Kişi de kabine girer, oyunu kullanır. Sandık başkanı veya kurul üyesi okuma yazması yoktur diye hiçbir seçmenle kapalı oy verme yerine giremez. 138 sayılı genelge madde 26 çok nettir. En önemli problemlerden bir tanesi de zihinsel engelliler. Zihinsel engellilerle şöyle bir sıkıntı yaşanıyor. Kişi bir şekilde eğer şeydeyse, sandık kurul listesindeyse, pardon sandık seçmen listesindeyse bu kişinin oy vermesini engelleyemeyiz. Çünkü sandık listesinde isim var. Ancak normalde zihinsel engelli ise sandık listesinde yer almaması gerekir. Demek ki şöyle bir yorum yapıyoruz. Demek ki bu kişi, bu seçmen zihinsel engelli olarak tanımlanmamış. O yüzden seçmen listesine alınmış. O halde tek başına herhangi bir yardım olmadan da oy kullanabilir diye kabul ediyoruz. Ve zihinsel engelli bir seçmenin oy kullanma kabinine bir başkasıyla girmesini engellememiz gerekiyor. Bu kesindir. Eğer zihinsel engelli değilse gider zaten tek başına oy kullanabilir. Eğer zihinsel engelli zaten oy kullanamaz. Böyle bir çelişik durumda ne yazık ki sandık başlarında problem yaşanıyor. Ama şurası çok net. Zihinsel engelli kişi olmasına rağmen sandık listesinde, seçmen listesinde ismi varsa oy kullanmasını engelleyemeyiz ama yanında bir başkasının girmesine müsaade etmemiz gerekir. Gelelim oy sayım ve döküm sürecine. Oy kullanma bitimi daha önce söylediğim gibi doğudaki yani doğu sınırına giren şehirlerimizde sabah saat 7'de başlamıştı oy kullanma süreci. Dolayısıyla bunların oy kullanma süresi 16'da bitecek. Batı şehirlerinde ise de
Sabah 8'de başlayan oy kullanma süreci saat 17'de bitecek. Dolayısıyla eğer kapıda bekleyen bir seçmen yoksa ve bu seçmen, kapıda bekleyen seçmenler sandık kurulu başkanı tarafından belirlenmemişse oy döküm işlemini geçirebilir. Eğer kapıda bekleyenler varsa isimleri alınır, listeleri onlar kullandıktan sonra oy döküm işlemine başlanabilir. Sandık açılmadan önce yapılacak şeylerden bir tanesi kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar ayrı ayrı paketlenir. Kullanılanlar, kullanılmayanlar. Bu kullanılmayanlar paketlenir, mühürlenir ve torbaya konur. Mühürler de, tercih ve evet mühürleri de yine bir zarfa kapatılarak, ağzı kapatılır, torbaya konur. Sandıktan çıkacak birleşik oy pusuların içine konulduğu torbanın boş olduğu tespitle ilan edilir. Yani sandık başkanı torbasını açar, bakın bu boş der, içinde herhangi bir şey yok der ve tüm bu yapılanlar tutanak defterine geçirilir. Sonra zarfların kontrolüne geçilir. Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mühürü dışında mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir özel işareti bulunan zarflar geçersizdir. Bunlar kenara konur. Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan zarflar geçersizdir. Bunlar da kenara konur. Zarf yırtılmışsa bunlar da geçersizdir, kenara konulur. Ve sonuçta üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan ancak Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu'nun filigranı bulunan amblemli ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar geçerli sayılır. Genelgenin 38. maddesi böyle der. Sonraki aşamada sandık kurulu sandıktan çıkan zarfları ikiye ayırır. Bir, geçerli zarflar. İki, geçersiz zarflar. İtiraz edilen zarflar ayrılarak bir kenara konulur ve sandık kurulu tarafından tekrar incelenmeye alınır. Geçerli olup olmadığına karar vererek sayılır ya da sayılmaz devam eder. Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılır ve zarflar saklanır, kesinlikle açılmaz. Bu zarflar saklanır, kesinlikle açılmaz. Bir itiraz durumunda olduğunda bu mühürlü zarflardaki oy pusuları dikkate alınmaz. Geçerli ve geçersiz zarfların sayıları tespit edildikten sonra toplanır ve oy kullanan seçmen sayısıyla karşılaştırılır. Geçerli ve geçersiz zarfların toplam sayısı oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksikse başka hiçbir işlem yapılmaz ve pusuların okunmasına geçilir. Geçerli ve geçersiz zarfların toplam sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazlaysa, geçerli zarflar, geçersiz zarflar topladık, oy kullanan seçmen sayısına baktık, bundan fazla. Bu durumda yapılacak işlem şu, geçersiz zarfları bir kenara ayıkladıktan sonra elimizde geçerli zarflar kaldı. Bu geçerliler içerisinde kaç tane fazlaysa tesadüfi olarak onlardan seçilir ve yakılır. Böylece oy kullanan seçmen sayısıyla zarf sayısı eşitlenmiş olur. Sayım sırasında zarftan çıkan oy pusuları değerlendirmeden önce ters çevrilerek istiflenir tabiri caizse. Büyük şehirlerde sırayla büyük şehirden başlar, ilçe belediye başlar, meclise muhtarlık şeklinde devam eder. Bunun büyük şehir olmayan yerlerdeki sırası da bu şekildedir. İl belediye başkanlığı, belediye meclis üyesi, il genel meclisi ve muhtarlık şeklinde devam eder. Sandık kurulu başkanı ve sayım ve döküm işlemine başlamadan önce sayım ve döküm cetvelinin boş ve yazısız olduğunu hazırına gösterir. Zarfın içinden aynı seçim türüne ait, birden fazla oy pusulası çıkmış olması halinde bu seçim türüne ait oy pusulaları hesaba katılmaz, diğerleri hesaba katılır. Örneğin büyükşehir statüsündeki yerlerde aynı zarftan iki tane ilçe belediye başkan adayı için pusula çıktığını varsayalım. Bu durumda ilçe belediye başkanlığı oyu geçersiz sayılır, diğer pusulalar geçerli sayılır. Zarfta bulunması gereken oy pusularından biri veya birkaçı eksik çıksa bile zarftan çıkan diğer oy pusuları hesaba katılır. Başkan oy zarfını açar, oy pusulası üzerinden hangi bölüme tercih veya mühür basıldığını görür, herkesin işitebileceği, görebileceği şekilde bunları okur. Okunan oylar yazıcı iki üye tarafından döküm cetvelinde işlenir. Sonuçta uyumsuzluk varsa oylar yeniden sayılır. Evet, tereddütlenen oylar varsa oy pusulaları yeniden ele alınır. Oyların geçerli olup olmadığına sandık kurulunca karara bağlanır. Geçerli ve geçersiz oy pusuları sayıları tutanağa geçirilir. Sandık kurulunun kararına katılmayan kurul üyesi katılmama sebeplerini muhalefet şerifi olarak tutanak defterine yazar imzalar.
Burada oy sayım döküm cetveli dediğimiz ya da halk arasında bilinen ismi çeteliği görüyorsunuz. Sayılan oylar buraya işaretleri parti başlığı altında ve sonuçta arada bir kontrol edilerek finalde uyumlu olup olmadığına bakıyoruz. Evet, bir başka örnek de burada. Hangi oy pusulaları geçersizdir? Sandık kurulunca verilen, biçim ve renkte olmayan, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu'nun filigranı bulunmayan, sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş olan, bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan. Hangi oy pusulası geçersizdir? Burada görüyorsunuz bir görsel, sınama açısından hiçbir yere evet tercihi bulunmamışsa, muhtarlık seçimi ise beyaz kağıda yazılmamışsa, bunlar geçersizdir. Birden fazla siyasi partiye veya adaya ayrılan yere tercih ya da evet denilmişse, örneğin burada işte bir bağımsızla bir partiye verilmiş üstteki şeyde, ya da hangi seçmen tarafından atıldığını belli edecek şekilde işaret taşıyan, bir selam gönderen, sinyal veren muhtarlık belgeleri ya da oy pusulaları da geçerli sayılmaz. Hangisi geçersizdir? Evet, üzerinde tercih ve evet mühürü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza, kaşe, mühür veya parmak izi basılmış olan bu pusulalar geçersiz sayılır. Ya da muhtarlık seçiminde ismi rahatça okunmayanlar. Evet. Tercih veya evet mühürünün başka bir aday ya da siyasi parti adına taşmış olması durumunda bakılır. Yani iki tarafa da, iki parti tarafına da taşan bir mühür varsa, sınırları aşmışsa bu elbette ki geçersiz sayılır. Hangi oy pusulaları geçerli sayılır? Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılan, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmı kazayla yırtılmış olan, herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapılmadığı anlaşılan ve oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle mühür izi oy pusulasının diğer taraflarına geçen ya da yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusularının arkasında sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olan pusulalar da geçerli sayılır. Evet, buradaki oy pusulası geçerli midir? Bakalım hemen. Başka bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına taşmamak kaydıyla birden çok tercih veya evet mühür basılması geçerli midir? Geçerlidir. Neden geçerlidir? Aynı partiye birden fazla aynı partinin alanında mühür vurmuş, burada sorun yoktur. Mühürün yuvarlak alan yerine bir adayın veya siyasal partinin amblemin üzerine basılması durumunda geçerlidir. Evet, burada da bir siyasi parti veya bağımsız aday adına basılan tercih ve evet mühürünün alanları ayıran bölgeye taşmış olmakla birlikte başka bir alanı işgal etmemesi durumunda da bu oy geçerlidir. Hesaba katılmayan oy pusulaları, bu da önemli tartışma konularından birisi. Birleşik oy pusulasında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu tercih ve evet mühürünün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusuları hesaba katılır. Zarfın içinden el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı veya şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde bu zarftan çıkan oy pusulası hesaba katılmaz. İtirazlar durumunda da bu zarftan çıkan oy pusulaları dikkate alınmaz. Zarfın içinden aynı seçim turuna ait birden fazla oy pusulası çıkmış olması halinde sadece bu seçim turuna ait oy pusulaları hesaba katılmaz, diğerleri hesaba katılır. O zarfta kullanılması gereken oy pusularından biri veya birkaçı eksik çıksa bile zarftan çıkan diğer oy pusuları yine hesaba katılır. Sonuçların ilanı ve sonrasındaki sorumluluklarımızda ilerleyelim. Bu bir sandık sonuç tutanağı örneği. Bunun nasıl doldurulacağı, dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda yine partimizin, parti okulumuzun web sitesindeki linklere tıklayarak bu bilgileri daha detaylı öğrenebilirsiniz. Şimdi biz buradan geçelim bunu. Sadece kısa bilgi verelim. Sandık sonuç tutanağının bir örneği sandık çevresinde herkesin görebileceği bir yere asılır. Yapılan bütün işlemler tutanak defterine geçirilir. Karara katılmayan kurul üyesi varsa bu üye karara muhalefet şerhini yazarak imzalar. Sandık sonuç tutanağı düzenlendikten sonra her bir müşahide mühürlü ve ıslak imzalı örneği verilir.
Müşahidimiz sandık sonuç tutanağını okul sorumlusuna vermeli veya doğrudan ilçe başkanımıza ulaştırmalıdır. Bu tutanaklar her ilçe, il başkanlığı, genel merkezinde birleşir ve oy sayıları Yüksek Seçim Kurulu verileriyle karşılaştırılarak denetlenmeye çalışılır. Pusula ve seçim malzemenin teslimi, ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı müşahitlere dağıtıldıktan sonra geçerli ve geçersiz pusulalar, zarflar, tüm seçim araçları ayrı ayrı paketlenir, başkan ve üyeler tarafından bir torbaya konulur, mühürlenir ve il seçim kuruluna götürülür. Giderken de torbayı götürme ve teslim etme görevi sandık kurulu başkanı ve kura ile belirlenen en az iki sandık kurulu üyesine aittir. Bu kurala aykırı hareket eden hakkında yasal cezai soruşturma başlatılır. Sonuçta eğer adımız kurada çıkmasa bile diğer sandık kurulu üyeleri ve müşahitler de bu teslimata refakat etmeyi talep edebilir. Eğer bu mümkün olmuyorsa sandık kurulu görevlimiz kendi imkanlarıyla aracı takip edebilir. Bu şekilde ilçe seçim kuruluna kadar gidebilir. Sonuçta kısaca özetlemeye çalıştığımız bu akış gün içerisinde, yani seçim günü içerisinde gerek sandık görevlilerimizin, gerek müşahitlerimizin, gerekse seçmenlerimizin karşı karşıya kalacağı sorunlara yönelik kısa bir bilgilendirmeyi amaçlıyordu. Daha detaylı bilgiler için genelge okunabilir. Bizim web sitemizde bulunan farklı sunumlar incelenebilir, değerlendirilebilir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Hepiniz için adil, güvenilir, şeffaf bir seçim süreci olsun. Hak eden kazansın diye.